fıt yapmasını sağlamak. Onu yapabiliriz veya ne yapabiliriz? İşte sırtını vurabiliriz vesaire. Pır, 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 Bana pır, çok pır. gülüyorsunuz ama benim çocuk hekimi olarak benim işim kusmuk, işte kaka, çiş, gaz. <laughs> benim Kut işim bu. Bak, tabii. Evet. Benim işim bu. Onun için böyle. Evet. evet. Ondan sonra ha. neticede e, bunu Güzel yapabiliriz. Güzel bir masaj rahatlatıcı Fakat... masaj tabii, yapabiliriz tabii, o belki hepsi... ılık. Bir şey torbası koyardım ben. Onu kendime evet. koyardım. Bebeğimi de kucağıma alırdım. Mesela evet. onunla böyle işte sakinleştirmeye çalıştım. Evet. Ciyak ciyak bağırıyor ama belli bir süre sonra yorup uyuyor kalıyordu. Evet hmm. belki tekrar uyanıyordu ama onu sakinleştiriyordu o su torbası. Çağla Hanım ben size bir şey söyleyeceğim. Birçok zaman ne yaptığımız çok önemli değildir. Nereden geldiğimiz önemlidir hmm. ve bebek bunu hisseder. Hı hı. anlatabiliyor muyum? Evet, Mesela doğru. bazı insanlar vardır gözünüzün içine bakar, nasıl yardımcı olabilirim sana der ama yardımcı olamaz ama o bile bizi tedavi evet, eder. Doğru. Yalnız değilim der. Onun için hı. benim e, zaten bizim annelerimiz çok çok iyiler bu konuda. Onun için zaten tedavisi elinizde, yüreğinizde. Bununla birlikte infantil kolik adında bir durumumuz vardır. Hı. E, esas gaz diye birçok anne baba bunu öyle bilir. Yaşamın ikinci haftasıyla 12 ayına kadar hı hı. genelde işte en az 3 hafta devam eden, haftanın en az 3 günü olan ve akşamları genelde 3 saat kadar devam eden evet. durdurulamayan ağlamalar. Yani evet. ne meme verirsiniz iyi olur, ne başka bir şey yaparsınız iyi olur hiçbir şey fayda ya, etmez. Diye böyle. Aynen öyle. Bu tür durumları da işte gaz diyorlar mesela ona ama aslında son çalışmalar gazla ilgili olmayabileceğini, hatta bebek migreni olabileceğine dair bazı sonuçlar elde edildi. Onu soracaktım. Bebeklerde de refli olur mu? 0-18 ay arasındaki dönemde mideden boğaza kaçak olur zaten normal hmm. olarak olur. Ama bebek eğer güzel güzel kilosunu alıyorsa büyüyorsa bir problem yok. Nefes alıp vermek... Beslenmeye önceliklidir. O nedenle derin nefes aldığımızda diyafram aşağıya doğru iner hı hı. ve mideyi rahatlıkla bastırabilmesi gerekiyor. Eğer mide çok doluysa ve mide boşalamıyorsa o anda nefes alıp vermek engellenir. Hı. O sebepten dolayı çok ilginç e, mideden yemek borusuna kaçak rahat olsun diye bağ gevşektir derin nefes alındığında gark diye çıkartabilir ama o gark diye çıkartırken süt de çıkartabiliyor. Onun için evet o 0-18 arasındaki dönemde hatta Olduk faydası bile var. Yeter ki bebeğimiz kilo alıyor olsun.